performansını Türk gıda sektörü fuarda Türkiye'yi başarıyla temsil etti, bir anlamda çıkış yolunu aradı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gıda fuarı olan Summer Fancy Food Show bu yıl 62. kez New York'ta düzenlendi. Fuara katılan Türk gıda firmaları da gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 2007 senesinde kurulan Türk Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitemiz tüm dünyada ve özellikle hedef ülkelerde Amerika, Japonya, Hindistan, Çin gibi ülkelerde zeytin ve zeytinyağını Türk zeytinyağını tanıtmak amacıyla kurulmuş ve önemli görevler misyon üstlenmiş. Birçok gıda fuarında yıl boyu elinden geldiği katılıyor ve Türk zeytin ve zeytinyağının bütün dünyada tanıtımı devam etmektedir başarılı bir şekilde. Türkiye ağaç varlığı bakımından dünyada ikinci sırada büyük olması hasabıyla İspanya'dan sonra önümüzdeki yıllarda yine Tarım Bakanlığı verilerimize göre büyük bir üretim beklemekteyiz. Dünyanın önemli gıda fuarlarına Dubai'den Şangay'a, Çin, Japonya hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkeler var. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri de hedef pazar ülkeleri arasında yer almaktadır. Davut Er, Amerika'nın önemli bir zeytinyağı tüketicisi olduğunu belirtti. Er, bu pazarda daha etkin olmayı planladıklarını söyledi. Amerika dünyada en fazla zeytinyağı talebi olan, en fazla zeytinyağı tüketen ülke konumundadır. Bu da Türkiye'nin pazar olarak hedef olarak bizi cezbetmektedir. Ancak maalesef son yıllarda uluslararası fiyatlardan dolayı bir miktar pazar kaybımız olmasına rağmen Amerika pazarı Türk zeytin ve zeytinyağı için hala hedef pazar olarak sürdürmekteyiz ve bu pazarda uzun vadede yer almak istiyoruz. Zeytin ve zeytinyağını çok yakın ve çok alakalı bir toplum. Hem bu gelir seviyesi olarak da gelir seviyesi yüksek bir ülke, hem de zeytinyağı biliyorsunuz sağlıktır, şifadır ve sağlıklı üründür. Zeytin ve zeytinyağı tüketmek gerçekten çok Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlar için çok önemli olduğunu görüyoruz. Çok büyük ilgileri var. Geçen yıl birlik olarak 11 milyar dolar ihracat yaptıklarını söyleyen Nurettin Tabakçıoğlu da hedeflerinin bu rakamı daha da arttırmak olduğunu belirtti. İhracat birlikleri bünyesinde 12 ihracatçı birliği barındırıyor. Bunların 7 tanesi tarımla ilgili, 5 tanesi endüstriyle ilgili birlikler. Aşağı yukarı 18 bin üyemiz var, direkt ihracat yapan üyemiz var. Geçen yılki ihracat rakamımız 11 milyar dolar civarında oldu. Amerika tabii bizim için çok önemli bir pazar, bütün ülkeler olduğu gibi. Ve özellikle gıda ürünlerinde hedef pazarlarımızdan bir tanesi. 98 yılından beri biz bu fuarın milli katılımını organize ediyoruz. Her sene de artan bir katılımcı sayısıyla devam ediyor. Nurettin Tarakçıoğlu, Amerika gibi rekabetin yüksek olduğu bir pazarda katma değeri yüksek ürünlerle yer alacaklarını söyledi. Şimdi tabii Amerikan pazarı bizim için şöyle önemli. Türkiye'nin artık katma değerli ürünler ihraç etmesi gerekiyor. Çünkü yıllarca biz işte her endüstride hem tarımda fasoncu bir ülke olarak tanındık. Ama artık kendi markalarımızla, kendi ürünlerimizle piyasaya dolmamız gerekiyor. Bunun için de Amerika çok önemli ve bizim için hedef pazar diye düşünüyoruz. Ve faaliyetlerimizi buraya biraz daha yönlendirmek hedefindeyiz. Yalın Bakanlığı da zaten bu pazarı çok önemsediği için bu pazarı artık olmazsa olmaz pazarlardan bir tanesi olarak kabul etti. Ve buraya bu pazara yönelik yeni teşvikler üzerine çalışıyorlar. Burada biz de tim olarak ve ilaç birlikleri olarak da biz de aktif olarak yol alıyoruz. Organik ürünler yükselen bir pazar. Özellikle batı tarafında, yani Amerika'nın daha zengin olan Kaliforniya bölgesinde organiğe ciddi bir talep var. Organik ürüne ciddi bir talep var. Ve işte sağlıklı, daha doğal ürünler her zaman bu pazarda şans sahibi diye düşünüyorum. Yaklaşık 180 bin ürünün sergilendiği fuarda 50 ülkeden 2500'e yakın katılımcı yer aldı. Fuarı 3 gün boyunca 23 binden fazla ziyaretçi gezdi. Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleştirilen fuarda 40 Türk firması yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri yılda yaklaşık 130 milyar dolarlık gıda ürünleri ithalatı yapıyor. Türk sanayicisinin hedefi ise bu ithalattan en az 1 milyar dolarlık pay almak.
Amerika'nın bence en büyük food show'u. Dolayısıyla buradaki Türkiye hedefi olarak da ana tema son nihai tüketiciye ulaşabilecek tüm sağlıklı ürünleri sektörümüz anlamında buradaki yeni tüketici nesle tanıtabilmek. Tarım bacağından tutun proses aşaması ve devletimizin tüm denetimleriyle kalıntısız tüm insan sağlığına uygun ürünleri bir fiil Amerika gibi ciddi anlamda olan bir topluma nasıl adapte edebilirizin bilincindeyiz. Bunun için de çevrecilik, ambalaj, malum pestisit, sağlıklı ürün felsefesinin tümünü bir bütün olarak düşünmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla da yapılanmalarımızın ana teması, ana merkezi şu aşamada bu. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne 2015 yılında yaptığı toplam tarım ihracatı 656 milyon dolar. Amerika Birleşik Devletleri Türk gıda ve tarım ihracatçıları için büyüyebilecek çok önemli bir pazar konumunda. Doğal ve organik ürünlere talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu da artık insan sağlığına uygun ürün üretmenin olmazsa olmazının gerçekleştiği. Bu gerçekleşmede de tüm operasyonları devletimizin dışında, onların tabii ki desteği her zaman olması ama biz ihracatçı sektörel takım arkadaşlarımızla beraber anlaşmalı çiftçi projelerine daha hassas eğilmek zorundayız. Ve bunları yaparken yaptığımız tüm paydaşlarla olan ürünün katma değerli halde de pazara sunulmasını sağlamamız lazım. Dolayısıyla bir tek fiyat odaklı değil, ihracattaki gerçekleştirilmesi gereken 6-7 tane figürün tam olarak yerine oturtulması gerekiyor. Bunlar için de sektörel anlamda hem danışmanlık, hem eğitim, hem de kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ege İhracatçılar Birliği olarak bizim ana çalışmalarımız bu çerçevede. Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörlerinden su ürünleri de Amerika Birleşik Devletleri pazarını büyütmeyi hedefliyor. Son 25 sene içerisinde su ürünlerinde çok büyük bir atak yaptı. Akdeniz tipi su ürünlerinde özellikle çupra ve levrek üretimi ve iç sularda da alabalık üretiminde kendisini katlayarak üretim miktarını arttırdı. Ta ki şu anda hem alabalıkta, rainbow trout olarak dediğimiz gökkuşağı alabalıkta, hem de çupra levrekte kendi kategorilerinde dünyanın en büyük üreticisi konumuna geldi. Su ürünleri tanıtım grubunun üyesi bulunan üretici mensupları dünyanın çeşitli yerlerine ihracat yapmaktalar. Belirli pazarlarımız var. Fakat bu belirli pazarlarımızın daha ötesinde daha farklı yerlere de ulaşmak istiyoruz. Mevcut pazarlarımızda da daha derinlik kazandırmak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başı yıllık balık tüketiminin 26 kilogram olduğunu belirten Taner Ciğer, Winter Fancy Food Show ve Boston Su Ürünleri Fuarı'ndan sonra New York Summer Fancy Food Show'a katılarak Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef pazar olarak ortaya koyduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle levrek balığında, burada Brancini deniliyor, çok önemli fırsatlar elde ettik. Yaklaşık 4 yıldır su ürünleri tanıtım grubunun öncülüğünde Amerika'da yapmış olduğumuz çalışmalarda üyelerimiz iyi miktarlarda ihracat yapma fırsatına sahip oldular. Ve ürünlerimizi üyelerimiz taze soğutulmuş olarak Amerika'ya gönderebilmekteler. Türk Hava Yolları'nın sektörümüze sağladığı kolaylıklar çerçevesinde hasattan Amerika'daki bir noktamıza ihracatımızın neticelenmesi 24 ile 36 saat arasında gerçekleşmekte. Evet hocam, 150 milyar dolarlık gıda ithalatı yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne hakikaten Türk gıda sektörünün temsilcileri hızlı bir çıkartma yaptılar. 150 milyar dolar ithal ediyor. İthalatın %8'i falan, çok ciddi rakam. Aslında
geç kalınmış bir şey bizim çıkarmamız. Çok büyük başarı ama. Ama çok büyük başarı. Devam etmek lazım. Hatta Türk gıda ürünleri şeyi kurmak lazım orada. İrtibat bürosu kurmak lazım. Çok ciddi çünkü Amerika gıda konusunda çok ileri. Yine ben kutluyorum. Biz de o konuda da ne gelirse elimizden yapacağız. Ki bakın dünya ticaretinde önemli bir noktada, bu ticaret hacminde ciddi bir rakam, 80 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin neredeyse büyük bölümü Amerika tarafından yapılıyor. Amerika ile ticaret yapamazsanız şansınız yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim.